Bir üniversite kürsüsüne Einstein, Stephen Hawking, Newton, Pascal, Galileo, Heisenberg toplansa ne olurdu? Fizik biliminin bu büyük bilginlerinin aynı dönemde aynı kürsüye toplanması ne kadar olağan dışıysa, 13. yüzyılda Anadolu'da toplanan bilgelerin bir araya gelmesi de aynı şekilde olağan dışıydı. Endülüslü büyük bilge İbnül Arabi, Pir Mevlana Celaleddin Rumi, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Sadreddin Konevi, Şems-i Tebrizi, Ahi-i Evran, Şeyh Edebali ve daha birçok bilge aynı dönemde yani 13. yüzyılda Anadolu'da toplandılar. Bu dönemde gelen ariflerin kimisi kitap yazmış, kimisi insan. Her biri yeryüzüne 100 yılda bir gelebilecek bu bilgeler topluluğu aynı dönemde, aynı coğrafyada neden toplandılar, nasıl bir araya geldiler, nasıl bir dönüşüm meydana getirdiler? 13. yüzyıla kadar ve 13. yüzyılda Anadolu'nun geçirdiği aşamalar nelerdi? Hem ustaların hem de uzmanların görüşleriyle bu soruların cevaplarını arayacağız. Bugün insanlık alemi için sözü olan en önemli coğrafyalardan biri Türkiye'dir. Bu topraklarda birçok uygarlık, din ve inanç sistemleri buluşmuş, nice hakikat ehlinin yaydığı düşünceler, pek çok eski din, inanç sistemi birbirini beslemiş, birbirine karışmış, dönüşmüştür. Milattan önce 10.000'li yıllarda kurulduğu sanılan dünya üstündeki en eski tapınak, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda açığa çıkarılmıştır. Göbekli Tepe is a key site for the understanding of the belief system of the Neolithic age and the following periods, because here at this site we have mainly hunter-gatherers being here, but these hunter-gatherers are inventing the Neolithic way of life and they are changing their spiritual world. We can understand it because Göbekli Tepe had been abandoned completely when this transition took place, when people became farmers. They also changed their spiritual life and they never had been reusing Göbekli Tepe as a religious site. Göbekli Tepe bize göstermiştir ki henüz yerleşik olmamış topluluklar bile önce inanç sistemlerini oluşturmaktadırlar. İnsanlar göçebedirler. Yani göçebe kültürü çok tasavvufi bir kavramdır. Ayet-i Kerime'de siz yeryüzüne çakılıp kaldınız mı diyor. Yani Kur'an'da aynı şekilde böyle bir tabir. Yeryüzüne çakılıp kalanlar tenkit ediliyor. Türkler Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya gelene kadar çok farklı inanç sistemlerinden geçtiler. Bulundukları coğrafyanın da etkisiyle başlangıçta şaman olan Türkler daha sonra Budizm'le tanışır. Göktürk ve Uygurlar'da bu inanç sisteminin etkileri görülür. Türkler yoluna devam ediyorlar. Yollarına devam ederken Hazar'da Yahudi, Bulgar'da Boris, Kral Boris kanalıyla 7. yüzyılda Hristiyan oluyorlar. Horasan Erenleri kanalıyla da İslamlaşıyorlar. Bu kadar inancın içinden geçmiş bir kavimin hiçbir inanca takılıp kalmadan ve her inançtan onlara aşağı aşağı gelişi çok ibret vericidir. Anadolu'da yaşayan Türkler gerçekten İslam anlayışını en güzel benimseyen topluluktur. Çünkü anane ve gelenekleriyle son derece bağdaşan bir inançları oluşmuştur. Uç Asya'nın bozkırlarından Mavera-ün-Nehir ve Horasan bölgesine gelen Türkler burada farklı kültürlerle karşılaştılar. Anadolu'nun birlikte yaşama deneyimi Medine-i Münevvere'de ekilen tohumların kültürel sonucudur.
Bunun ara kademesi var yalnız, kopuk değil. Doğrudan doğruya hani Medine-i Münevvere, ondan sonra Anadolu'da ortaya çıkmış değil. Ara kademeleri var ve bu ara kademelerde dikkate değer, benim için dikkate değer. Birincisi Horasan erenlerinin Hacegen kolu diye söylediğimiz Yusuf Hamedani Hazretlerinin Aslan Babalar, Zengi Atalar gibi Horasan erenleriyle birlikte, daha sonra Ahmet Yesevi Hazretleri, Hoca Nakşibendi ile birlikte oluşturdukları o kültür Anadolu'ya göç ederek Anadolu'yu mayalıyor. Bu açıdan eski anlayışlarda insanlar hicretler, göçler yaparak aslında güçlenirlerdi. Hem yeni kültürlerle irtibat kurarlardı, hem de aynı zamanda bedeni olarak da fiziki olarak da güçlenirlerdi. Doğum yeriyle vefat yerinin aynı şehir olduğu arif sayısı çok azdır. Yüzlerce arif terk-i diyar ederek kendilerini baş tacı eden yerlere doğru meyletmişlerdi. Ahmet Yesevi Hazretlerinde artık bir okul haline geliyor ve hikmetleri yazıyor Hazret. Bu hikmetler Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin Türkçe'ye yeniden üretilmiş anlamı taşır. Ahmet Yesevi Hazretlerine ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu ve İslam'ın gerçek manasıyla, yani bugünkü batıya da anlatmaya çalıştığımız o muazzam tasavvufi yüzüyle, işte ahilik anlayışı, bektaşilik anlayışı gibi, dünyaya yayılan sarı saltuklar gibi bakış açısının alperenlerle geldiğini görüyoruz. Bazı Müslüman toplulukların, ki bunların çoğu işte Horasan ve Orta Asya'dan gelen ve başlarında daha çok işte dervişlerin, erenlerin bulunduğu bu toplulukların başarılı olmalarında da hem savaş kabiliyetlerinin üstün olması, iyi savaşçı olmaları, maneviyatla irtibatlı olmaları gibi çok değişik faktörler, saikler devreye girmekte. Bu insanlar öğrenimlerini, eğitimlerini tamamladıktan sonra Hoca Ahmet Yesevi bunları gönderiyor. Azerbaycan'a gönderiyor, Anadolu'ya gönderiyor. Yani her yerden aşağı yukarı, yani o mevcut coğrafyada anlamında söylüyorum, o dönemin dünyasının her yerine gönderiyor. Ve giden insanlar bu öğretiyi gittikleri yerde yerleşerek, dergahlar kurarak yayıyorlar. Peygamberin anlatmak istediği İslam anlayışı insanın yapısının içinde var. Fakat devre devre Anadolu hakikaten ilim açısından buna beşik olmuş ve mümbit bir şekilde insanı kamil yetiştirmiş. Bu devrelerin en önemlisi bence 13. yüzyıl. 13. yüzyılda Anadolu coğrafyasında bulunan kültürel zemin, buna siyaset erbabından tutunuz da, yani sultanlardan, ilim erbabından, medrese ehlinden, tekke mensuplarına varıncaya kadar herkesin aşağı yukarı belirli bir irfan seviyesine sahip olmalarından dolayı kolaylıkla bu tarafa doğru yönelmiş gelmiştir diyebiliriz. Burada yerleşik olmayan küçük bir toplumduk. Kökü çok fazla derine inmemişti. Kök salmamıza vesile oldular. Kök salmak için bizi manen suladılar, beslediler, gıdalandırdılar. Manevi işaretlerle, mesela İbnül Arabi'de böyle bir işaret var. Yani Anadolu'ya gitmesi isteniliyor manevi olarak. Anadolu topraklarına gelmesi isteniliyor. Diğerlerinin de bu şekilde sevki ilahi dediğimiz bir ilahi yönlendirmeyle gelmiş olma ihtimalleri büyüktür. Zeni bir tarafa bırakırsak, yani İbn Arabi ve diğerlerine spiritüel dünyadan, manevi dünyadan, semavi dünyadan içe doğuşla Anadolu'ya gidin veya mürşitlerinin yönlendirmesiyle kalk Anadolu'ya git gibi. Bunu bir yana koyarsak, ki buna biz izah getiremeyiz. Anadolu'da yaşayan halkın manevi iklimi algılama ve kabul etme anlayışı, buralara gelen büyük bilgeler ve ustalar için de bir anlamda tohum ekme ve çiçek açtırma vesilesi olmuştur. Diğer bir deyimle Anadolu toprağı tohuma, bilgiye açtır ve o tohumu o toprağa ekecek ustalar çeşitli yollar ve sebeplerle ard arda sanki bir mıknatıs gücüyle bu topraklara çekilmişlerdir. Batı ilk ansiklopedistlerin Fransız ansiklopedistleri olduğunu söylerler. Hayır, ilk ansiklopedistler Basra'da
İhvan-ı Safa'dır. Ve onlar da bir yolla yine bu Horasan erenleri ve diğer yollardan gelen Anadolu havzasına akan kanallar gibi düşünebiliriz. Bir yolla Anadolu'ya gelmişlerdir. Ve Anadolu daha sonra bu hazır şeyin üzerine Endülüs'ten gelen İbni Arabi Hazretleri'nin söylemini de katmıştır. İşte o ortam pıtrak gibi velileri çiçek açtırıyor Anadolu'da. Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş'ı veliler, Hacı Bayram veliler, niceleri niceleri binlerce var hakikaten. Anadolu evliyalar etağı oluyor. Bunları yalnızca terbiye edici, topluma yön verici olarak algılamak yanlıştır. Çünkü burada bu tarzda algılarsak bir zorlama hissederiz. Halbuki la ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. Onların muhabbetlerini, aşklarını alacak gönle sahip çok ciddi bir kitle vardı. Dolayısıyla mevcutların da derecesini inkar etmememiz lazımdır. Bu bir nevi ağaç gibi düşünülürse meyveler Anadolu'da açtı. Hazreti Peygamber'in Medine'de ektiği bu tohumlar meyvelerini Anadolu'da verdi. 13. yüzyıla girerken güçlü oturmuş bir yapıya sahip olan Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü Anadolu coğrafyası, bilim, sanat ve irfana verdiği değerle buraya doğru yönelmiş olan bilgeler için önemli bir cazibe merkezi olmuştur. O kadar çok davet ediyor ki Alaaddin Keykubat Hazreti Sultan Ulema'yı ve geldiğinde böyle bir saygı gösterisi olamaz. Elini, ayağını değil, atının üzengisini öpüyor. Ki Alaaddin Keykubat çok büyük bir hünkârdır. İbnül Arabi'yi Konya'ya davet eden Sultan 1. Keyhüsrev, Gıyasettin Keyhüsrev, şehrin dışına kadar çıkarak Muhittin İbnül Arabi'yi karşılıyor. 10 fersah kadar dışına çıkıyor ve atın üstünden iniyor. Gerçek sultan sensin diyor. Bakın çok enteresan. Yani bir siyasi lider olarak sultan atından iniyor. Azizim ata sen bin, ben yürüyerek geleceğim diyor. Şeyhülekber İbni Arabi Hazretleri Endülüs'ten Kuzey Afrika'yı dolaşarak at sırtında, merkep sırtında belki yürüyerek çoğunu, bütün Kuzey Afrika'yı yürüyerek geliyor. Mekke, Medine, sonra Şam ve Anadolu'ya geliyor. Bütün bu seyahat esnasında 300'e yakın Mürşid-i Kamil ile sohbet ettiğini ve hepsinden de irşad aldığını söylediği için bunlar benim mürşitlerimdir diyor. Bu kadar çok insanla temas edip irşada yönelik ilişkide bulunmak çok şeye nasip değildir. İnsana nasip değildir. Bu Muhittin Arabi Hazretleri'nin çok özel bir durumudur. Ve söylemini oralarda da dile getiriyor. Oradaki insanlarla etkileşiyor fakat maya tutmuyor. Yani bu maya tutmuyor sözünü ben söylüyorum. Yani bakıyorum o bölgelere o dönemde İbn Arabi'nin öğretisinin çiçekleri o dönemde açmıyor. Anadolu'ya geldiğinde kelamı, sözü, hali hemen benimseniyor. Şimdi Muhittin İbn Arabi'nin Anadolu'ya geldiği zaman ilk dolaştığı yerlerin Malatya, Sivas, Kayseri üçgeni içerisinde daha fazla dolaştığını görüyoruz. O oralarda zaten biliyorsunuz payitaht her ne kadar Selçuklularda Konya ise de şehzadelerin yetiştiği bölge Malatya idi. Malatya'da eğitim alınırdı. Bu açıdan İbnül Arabi'nin Malatya hayatının yaklaşık 10 yıl civarında olduğunu görüyoruz. Vahdet-i vücut anlayışı o devrin bütün mutasavvıflarına çok büyük bir gözlük oluşturuyor. Yani peygamberin anlatmaya çalıştığı ilmi artık daha detaylı, daha manalı, daha hazır vaziyette anlar hale geçiriyor İbn Arabi Hazretleri. O kadar çok eser vermiş, talip yetiştirmiş insan var ki Anadolu'da, bunlar o mayanın tuttuğunu, o tohumun mümit bir yer bulduğunu gösterip. İbn Arabi'nin bilinen 500 küsur, bilinmeyen 800 eseri var. Bunların birçoğu Türkiye'de, yani o Anadolu topraklarında çıkıyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin en önemli eserlerinin başında Füsus-ı Likem gelir. Füsus-ı Likem 28 peygamberin halini, ilmini, zevkini Hazreti Peygamber'den aldığını ve aynen denildiği gibi yazdığını beyan eder. Bu eseriyle de ilk çalışmayı Sadrettin Konevi ile yapar.
İbn Arabi Efendimiz tasavvuf dünyasına çok tesir etmiş bir zattır. Anlayanları da azdır. Anlamayıp iftira edenleri çoktur. Ama İbn Arabi'yi Anadolulaştıran Endülüslü ve Şamlı olmaktan Anadolulu olmaya intikal ettiren hem üvey oğlu hem halifesi Saddettin Konevi'dir. Saddettin Konevi de İbnül Arabi'nin üvey evladı olur. Üvey evladı olduğu için aile içerisinde, evin içerisinde olur ve çocukluğundan beri İbnül Arabi'nin tasarrufu altında ve ilmi altında eğitim alır. Bu şekilde yetişir. Yani Hazreti Konevi'nin İslam tasavvufunu metafizik düzeyde ifade etmesi, en üst kavramlarla ifade etmesi ancak o döneme rastlar. Ondan önce yoktur. Dolayısıyla İslam bir anlamda kendi aklını da kemale getirmiştir. Yani ekilen tohumlar meyve vermiştir diyorum. İslam tasavvufunu felsefi düzeyde ifade eden İbn Arabi'dir. Yani o felsefeyi ona tercih etmiş değildir. Manaya, sufilik noktasını bir içsel deneyim olarak görür. Bireysel görür. İndividüeldir der. Ama der, irfan o noktada kalmamalı. Muhakkik seviyesine çıkmalıdır. Yani bunu toplumda tahakkuk ettirmek gerekir. Muhittin Arabi öğrencisi olan Sadreddin Konevi, Konya'da medresenin bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak rektörü olarak öğrencilerine 4 ana konuyu İslam tasavvufunda veriyor. Öğrencilerinin bir kısmına kelamcıları çalışmalarını söylemiştir. Bir kısmına sufileri çalıştırmış, bir bölümü işrakiler, bir bölümü de muhakkikler üzerine çalışmıştır. Bunların temsilcileri şunlar. Kelamcıların başında İbn-i Rüşd, Farabi, sufilerin başında Hazreti Mevlana, işrakilerin başında da Suhreverdi Hazretleri. Muhakkikler ise piri olarak İbn-i Arabi'yi görürler. Bu okullar varlığın bilgisini hangi yolla bilebilecekleri üzerine tartışıyorlar. Bu tartışmalar Anadolu'da aynı varlığın hangi yollarla, hangi meşreplerle bilinebileceğinin yolunu gösteriyor. Yoruma açık bir konudur. Bu yorumlama biçimi yaklaşık 400-500 yıl boyunca Anadolu'da büyük bir aydınlanmaya neden oluyor. Batında içte duran tasavvuf irfan öğretisi 13. yüzyılda bu okul, bu medrese kanalıyla zahire çıkıyor ve yaşamın inşasını sağlıyor. Vahdet el vücut anlayışı esasında varlık öğretisinin ilimde en yüksek seviyede ifadesidir. Vahdet-i vücut başka şeydir. Vahdet-i mevcut başka şeydir. Vahdet-i şuhud başka şeydir. Biz bunları birbirine karıştırıyoruz. Dolayısıyla vahdet-i vücut sadece İbn Arabi'de var denemez. Tasavvuf vahdet-i vücuttan ibarettir asla denemez. Vahdet-i vücut ilmidir, vahdet-i mevcut fiilidir ama bir de vahdet-i şuhud var. Vahdet-i şuhud da kendi nefsinde seyretmektir. Bütün bu manaları kendinde görerek, kendinde yansıtarak, teşbih ederek onun ahlakına bürünmektir. Hazreti Mevlana ve ailesinin Kirman'dan daha da öte, yani Belh, ki bugün Belh'in Afganistan ve Tacikistan arasında paylaşıldığını görmekteyiz. Yani Belh bir bölgenin adıdır, bir şehrin adı değildir o dönem için. Belh'e bağlı Vahş kasabasında doğduğu için Hazreti Mevlana bugün Vahş Tacikistan topraklarındadır. Yani Tacikistan taraflarından Anadolu'ya Hazreti Mevlana'nın ailesinin göç ettiğini görmekteyiz. Eflaki Dede'nin Ariflerin Menkıbeleri adlı eserinde Hazreti Mevlana Anadolu'ya gelişini ve Anadolu halkını şu sözlerle anlatmaktadır. Yüce Tanrı'nın Rum ülkesi halkı hakkında
büyük inayeti vardır, sebepsizlik aleminden bir sebep yaratarak bizi Horasan ülkesinden Rum vilayetine, Anadolu'ya çekip getirdi. Biz, insanların tabiatına uygun düşen şiir ve sema yoluyla o manaları onlara layık gördük, çünkü Rum halkı zevk ehli ve şirin sözlüdür. Mesela Sultan Veled Efendimiz, şiirçi başet diye başlayan dörtlüğünde, şiir ne ki ben şiirle meşgul olayım? Benim şairlerin hünerinden başka bir fennim var. Yani başka şey anlatıyorum ben. Edebiyat sanatı yapmıyorum diyor. Ha, ayrıca çok büyük sanat yapmıştır, ayrı mesele. Ama gaye insanların ahenge düşkün olmalarından faydalanarak ahenk yoluyla onlara hakikati anlatmak. Yine Ariflerin Menkıbeleri adlı eserde Tebrizli Şems'in Anadolu'ya gelişi şöyle anlatılır. Şems, ey Tanrım, örtülü olan sevgililerinden birini bana göstermeni istiyorum diye dua etti. Tanrı tarafından bunun şükranesi olarak ne verirsin diye soruldu. O da başımı diye cevap verdi. Şems'e, hakiki maksadına ve istediğin şeye ulaşman için Rum diyarına, Anadolu'ya git diye yanıt geldi. Hazreti Mevlana'nın kendisi şeyhken, bakınız günümüzde şeyh olanlar bunu yapabilirler mi bilmiyorum. Şeyhken, Hazreti Şems'i gördüğünde şeyhliğini dahi bırakıp, müritlerine dahi yol verip, gidin ben sultanımı buldum diyebilmiş bir insandır. Ama efendim ben şeyhim, nasıl olur şeyh bir başkasının önünde eğilmez dediğiniz noktada sizde nefs hala gitmemiş demek. Celali olanlar halka hitap etmezler. Doğrudan doğruya tek bir bireyin veya bireylerin hakka erdirilmesinin yolunda onların üzerine burlor gibi ilahi kudreti akıtırlar. Şems-i Tebrizi Hazretleri bunlardan birisidir. Yani celalidir ve Hazreti Mevlana'ya sadece bütün şeyini, eğitimini, öğretimini Hazreti Mevlana Hazretleri'ne yöneltmiştir. Halka tek kelam etmemiştir. Şems-i Tebrizi'nin Anadolu'ya geldiğinde çok fazla kişiyle ilgilenmeyip nokta atışı gibi bir hedefe doğru gidip Mevlana'ya özel bir mektup getirircesine adeta sadece Mevlana ile ilgilenmesi ve Hazreti Mevlana ile olan karşılıklı muhabbetleri neticesinde diyebiliriz ki Şems-i Tebrizi Mevlana'ya has bir mürşit olmuştur. Sadece Allah aşkıyla cayır cayır yanan, Allah'la irtibatı sonsuz, her an keşifte olan bir sultan. Öbür taraf alim, bilgili, muazzam bir beyin, muazzam bir gönül ve sonsuz almak üzere. Bir taraf veriyor, bir taraf alıyor. Öyle alıyor ki tekrar vermeye başlıyor. Şems-i Tebrizi ile beraber biraz kayıtlardan ve alakalardan, alaiklerden, etiketlerden de arındırılmayı esas alan daha kalenderi, daha melami bir neşve, daha coşkulu bir neşveye Hazreti Mevlana'nın geldiğini ve semaya o dönemde başladığını görmekteyiz. Çünkü sema böyle bir coşkunluğun neticesinde ortaya çıkan tabii bir sonuç. Mesela bir papaza, papaz ona eğilerek selam veriyor. Hazreti Mevlana papaza daha çok eğilerek ve iyilik olma süresini daha fazla tutarak selam veriyor. Anlamıyorlar. Hala anlamayanlar var. Ben tevazuda bir Hristiyan'dan daha mı az olayım? Sözünü anlamak lazımdır. Bu dünyada olmadığını çok iyi biliyoruz Hazreti Şems'in. Onun güneşin manası olduğunu ve güneş nasıl yakıcıysa ve gözlüksüz ona bakamıyorsak Mevlana olmadan da Şems'i anlamanın katiyen mümkün olmadığını anlıyor ve görüyoruz. Dolayısıyla Şems'in Hazreti Mevlana gibi bir sultan olmasaydı Şems'in anlaşılması pek mümkün olmayacaktı. Şimdi Hazreti Mevlana Feridun Atari'nin eserini okurken Şems geldi aldı yerinden. Tak.
attı ağza. Attıktan sonra Mevlana biraz bozuldu, rengi gitti. Tuttu, anlıyor musun neydi abi? Uzattı elini ağza, çıkardı oradan. Kitabı kupkuru. Hem kupkuru çıkardı hem biraz tozlu yapıp verdi Mevlana'ya. Mevlana şey durakladı, aradığını buldu. Dindi Mevlana'ya ne dedi? Üzüldün mü dedi. Onu bir daha dedi, okuma dedi. Kendi eserini yaz dedi, çünkü sen osun dedi. İşte orada Mevlana. Çıkardı ya ortaya. Çakmağı çaktı, Mevlana parladı. İşte Şems'in sonra ikinci sözü. Ben bir sefer diyor irşat ettim Mevlana'yı, bak bir sefer söyledim. Sen olsun. O beni sayısız sefer irşat etti. Onun o parlamasında ben de yandım diyor. Şems geldi, Mevlana'yı buldu. Mevlana da sarraftı, Şems de sarraftı. Ama ikisi de benlikten geçtiler. Mevlana burada mürid rolü oynadı. Oysa Şems'e de bazı şeyler öğretti Hazreti Mevlana ve Şems'ten de öğrendi. Şimdi derler Mevlana mı büyük, Şems mi büyük? Mevlana gibi aşık çok, Şems gibi mürşit yok. Şems gibi mürşit çok, Mevlana gibi aşık yok. Birbirini tamamladılar. Merhaba sevdiğim, sefa geldiniz. Merhaba sevdiğim, sefa geldiniz. Dost olan dostunu durmadan arar. Gönül bir ikrardan eylemiş karar. Tabip olan durmaz, yarayı sarar. Yaram sarmaya sefa geldiniz. Menkıbelere göre Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş'ı Anadolu'ya şöyle gönderir. Git, seni Rum ülkesine gönderiyoruz. Sana oturacağın yer olarak Suluca Karahöyü'yü veriyor ve seni Rum abdallarına baş kılıyoruz. Hacı Bektaş, ertesi gün güneş doğarken Ahmet Yesevi'den izin alarak yola koyulur. Bir ırmağa vardığında balıklar onu selamlamak için sudan baş çıkarırlar. Rum sınırında güvercin donuna bürünür ve Suluca Karahöyük'te bir taşa konar. Güvercin donunda gelmesi niye olabilirdi? Başka kuşlar da var. Hatta bülbül olarak gelmesi çok daha makuldü bence. Ama güvercin donunda gelmesinin arkasında Nuh Aleyhisselam'ın tufandan sonra gönderip geriye zeytin dalıyla dönen güvercin sembolizması var. Yani hayat ancak barıştadır. Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuştadır. Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuştadır. Asasın il deryasında hırkası bir derviştedir. Haydar haydar şahımı haydar, haydar haydar dilim haydar. Pir Sultan Abdülhamit Hazretleri şöyle diyor. Hazreti Şah'ın avazı turna derler bir kuştadır. Asası Nil deltasında hırkası bir derviştedirler. Burada kastedilen derviş, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Burada mühim bir bağlantı var. Asası Nil deltasında dediği zaman Musa Aleyhisselam'ı söyler. Asa ondaydı. Bu bağlantıyı Pir Sultan bize söylüyor. Ta Mısır'la Anadolu arasındaki bağlantı bu deyişte de, ki kendisinden doğmuştu, biz de onu deyiş olarak söyledik, mevcuttur. Hacı Bektaş Veli'nin dilinde şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı ve hakikat kapısı gibi 4 kapı 40 makam. Halinde Hacı Bektaş Ocağı'nın bu tasnifi aslında İslam ariflerinin, İslam sufilerinin ne kadar Muhammedi olduklarını da gösteren bir yaklaşımdır.
hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'daki kurumlaşmasına baktığımız zaman o şeyin dört kapı kırk makam anlatımının içinde o hayata nasıl geçirilir? Ya nasıl yaşantıya, fiile nasıl dökülür? Ve o fiili dökülen ortaklaşa iş yapmadan nasıl bir halk oluşur? Bir kültür nasıl oluşur? Bunu görebiliriz. Öbür tarafta nasıl bir okul, nasıl bir ilim ve mecra? Bir yerde medrese, bir üniversite oluşturulurken İbn Arabi tarafında Hacı Bektaş-ı Veli'de bir kültür nasıl yaratılır? Bunu görüyoruz. Buna vahdet-i mevcut diyoruz biz. Suluca Karahöyük'ün o dönemde çok önemli bir yolbaşı olduğunu da bilmemiz lazım. Hazreti Hünkar'ın oraya yerleşmesinin sebebi zaten kendisi de göçmen meşrep bir zat-ı şerif olduğu için söylediklerini etrafa yayacak yol üstünü seçtiği Van Deniz'e daha yakın geliyor. Şu fani mülküne çok geldim gittim, yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Rum diyarını ben irşad ettim, Horasan'dan gelen Bektaş idim ben. Bir başka mitolojik anlatımda Hünkar Hacı Bektaş Veli, Kırklar Meclisi'ni Anadolu'da toplamaya karar verir ve 40 erene davet gönderir. Ama bunlardan biri olan Sevindik Fıkı davete gelemeyeceğini bildirir. O zaman hünkâr bir hadisi şerifle yeniden haberci yollar. Hadiste şöyle yazmaktadır. Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Bunu gören Sevindik Fıkı davete icabet eder ve yola düşer. Hünkârın yanındakiler soruyorlar. Hünkârım, eğer geldiği yani yola düştüler, geliyorlar haberi geldikten sonra. Eğer bu haberden sonra da gelmeseydi ne yapardınız? O zaman hünkâr diyor ki bir ayeti kerime gönderirdim, ona hükmedilirdi. O zaman Kutbul Azam olduğu ortaya çıkıyor burada. Yani söz sahibi. Kutbul Azam, o devrin kutbu. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Çerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara can olan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim. Anadolu'daki bu şeyin medeniyet havzasının en iyi verimli çiçekleri ve meyveleri o 13. 14. yüzyılda Anadolu'da pıtrak gibi ortaya çıkıyor. Bunların hakikaten içinde nadide bir çiçek olarak Yunus Emre Hazretleri'ni görüyoruz. Belki Anadolu evliyalarının hepsini sembolize olarak kimle ifade edersin, o farklılıkları kimle ifade edersin denirse Yunus Emre'dir. Bunu yaşamda da görüyoruz. Bütün tarikler, Anadolu'daki bütün tarikler, bütün mezhepler Yunus Emre'ye sevgi ve saygıyla bağlanmışlardır. Her biri onun sözcüklerini, ilahilerini söylerler. Ayırmazlar. Büyük koca Yunus Anadolu'nun ortasında, bozkırda tüm dünyaya aşkı, hikmeti çok kısa sözlerle, çarpıcı bir şekilde Allah insan ilişkisini, birbirine nasıl ayna olduğunu bize bütün şiirlerinde, doğuş hatlarında gösteriyor. Ve her şeyi çok kısa söylüyor. O yüzden derler ki tasavvufta Kur'an'ın aşk ve ahlakının ve hikmetinin özlü bir şekilde Türkçe olarak söylendiğini ve bunun da Yunus'un divanında olduğunu özellikle mutasavvıflar, muhakkikler, sufiler sürekli dile getirirler. Biz de o zevki her zaman alırız. Onunla beraber Kur'an bizde canlanır. Onun şiirleriyle biz Kur'an'ın kavramlarını anlamaya çalıştığımızda Kur'an bizde dirilir. Çünkü o ne demiştir? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm.
Kur'an insanın ikiz kardeşi ise, ete kemiğe bürünecekse Yunus gibi olmak lazım, sevi olmak lazım, aşık olmak lazım, emre olmak lazım. Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık onu 30'a 40'a diye Yunus Emre. Dervişlik cakası satanlar, tennurelerle dolaşanlar, sikkelerle dolaşanlar, ben işte ben var ya ben diyenler, ben işte büyük şeyhim, posnişinim, kutbu azamım diyenler, gerçek samimi yani tasavvuf yolundan gelmediklerini, bunu sadece kullandıklarını da göstermektedir. Yunus Emre herkesin başına tacı olduğu için hepimiz onun zevkiyle doluyuz. Yunus Emre Hazretleri pir azam, yüksek öncü bir pir olmasına rağmen kendisini dervişlikten öte hiçbir şeyle ünvanlandırmamış. Allah'ın, yüce Allah'ın bir emri var. Bana yoklukla gelin. Fena fillah mertebesi diyoruz buna. Fena fillah'ta beka bulunur. Yunus Emre Hazretleri bunu öyle bulmuş ki kendisine derviş bile demiyor. Bazen derviş Yunus diyor, ondan bile utanıyor. Hazreti Yunus'un son derece güzel, çok açık gözüken fakat derinin derinine vuran o muazzam şiirleri gerçekten tasavvufun aslında ne kadar derin ama ne kadar basitin içinde anlatıldığını gösteriyor. Yunus hem herkesi kendinde hem de kendini herkeste gören bir varlık olarak Anadolu'da bir güneş gibi doğuyor. Bütün insanlığa tesir ediyor. Bugün bütün dünya bir şey vardır, söylenmiş bir sözü vardır. Bugün onun projesiyle uğraşıyoruz biz. İnsan hakları projesi, insan hak ve özgürlükleri projesi, hümanist bir proje olarak bütün dünyadaki insanları din, dil, ırk ayrımı olmaksızın, cinsiyet ayrımı olmaksızın, mevkim, makam, şöhret ayrımı olmaksızın bir millet, bir insanlık olarak nasıl inşa edebiliriz? Bütün dünya bununla uğraşıyor. Ama Yunus Emre Hazretleri bunu çok önce Anadolu'da bir nevi bunun ezanını okumuştur. Bu sözü söylemiş. 72 milleti bir bilmeyen insan değil. Yunus bu istidadın en gelişmiş varlığı olarak Anadolu'da kendini gösteriyor. Çünkü aşk ile gönül kuruyor. Ve müminlerin gönlünden başka hiçbir yere sığmayan hakkı kendi gönlünde bütün insanlığı toplayarak, onları aşk ile bir arada toplayarak bize gösteriyor. Ve bugünlere kadar geliyor. Yunus ölümsüzdür. Aşıklar ölmez. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bugün bir Çinliyi bir zenciden ayıran şey tamamen konjonktüreldir. Güneşin altında biraz fazla kalmaktan ibarettir. Yapılan testlerde DNA'ları arasında hiçbir fark olmadığı anlaşılmıştır. Bırakınız bir Çinli ile bir Afrikanın arasındaki farkı, benimle ağaç arasında bile 100 genomda 99'unda ortak tek bir gende ayrılmaktayız. Onu ağaç yapıyor o gen, beni de insan yapıyor. Şimdi ben o ağaca tekme atabilir miyim? Anadolu herkesi kendi inancında serbest bırakmış ve o inançları birbirlerine anlatabilme fırsatını verdiği gibi onları anlama çabasını ortaya çıkarmış. İrfan dediğimiz. İrfan bilgi diye tercüme ediliyor. İlimden farkı, ilim nesnesine bağlıdır ve nesne belirleyicidir. İrfanda ise öznenin, insanın kendi duygulanımları ve anlayışları esastır. Ve belki arif bilgisi, irfan bilgisini tam karşılayacak söz ararsak tanıma diyebiliriz. O zaman da arkasından tanışma geliyor. İşte Yunus Emre Hazretleri o zaman diyor ki gelin tanış olalım. Hacı Hort diye bir çok meşhur Hintli mutasavvıf, Müslüman mutasavvıf diyor ki o bütün felsefe ve ilimlerle ve bütün dinlerle birliktedir. Ama aynı zamanda hepsinden uzaktır diyor. İşte bu anlayış İslam'ın en güzel anlayışıdır. Yani Mevlana'nın bir ayağım şeriatta sabit, öbür ayağımla 72 milletle beraberim demesi gibi. Dolayısıyla bütün kitaplar şunu anlatır ki tevhid,
birlik, la ilahe illallah. Allah-u Zülcelal hem dirilticidir hem öldürücüdür. Hem dalalete sevk edicidir hem hidayete sevk edicidir. Böyle olmasaydı iyilik tanrısı ayrı, kötülük tanrısı ayrı olurdu. La ilahe illallah'ın manası kalmazdı. Bütün piran diyor, güllere benzer diyor. Renkleri çok olur, kokusu bir olur. Hepsinde almışsın Muhammed, Eli Beyt, Ali kokusu var. Ve esma çatışması dediğimiz bir hal vardır. Dolayısıyla hepsini birbirinin aynı zannetmek yanlıştır. Bu ta 13. asırda konumuz olan kişiler arasında olduğu gibi çok uzun zaman sonra mesela İsmail Hakkı Bursavi Efendimizle Celvetiye'de bir pirisanidir. Hazreti Niyazi Mısri Efendimiz Halvetiye'de bir pirisanidir. Onların arasında da olmuştur. Doğal ihtilaf şudur ki çok doğaldır. Bu tabiattan kaynaklanan bir bakıma zevk anlayışından kaynaklanan metafizik farklılıklardır. Bu da çok doğaldır, olması gerekli olan bir şeydir. Bu ihtilaf peygamberler arasında dahi vardır. Elinizde diyor bir paket mum var. Mumun sayısı 100. Mumun vazifesi uyandırdığın zaman, yaktığın zaman karanlığı ortadan kaldırır. Işık tutar, birbirimizi görürüz. Peygamberler de insanları karanlık fikirlerden arındırıp aydın fikirlere yönlendirmeye memur geldiler. Hepsi benim sevgilimden söz ettiler diye Mevlana. Hepsi benim sevgilimden, Allah'tan söz ettiler. Şimdi diyor bu mumlardan diyor ister birine bağlan ister sonuna bağlan. Biri buldun mu hepsini bulursun. Biz Türkler güzeli böyle gösteririz değil mi efendim? Yani beş parmağımız birleşir ve yukarı ve aşağı doğru hareket eder. Ne güzel deriz. Görüyoruz ki beş parmak da birbirinden farklı. Ve ancak farklılıklar birbirini kabul ettiği zaman güzellik oluşuyor. Bunlar birlik erenleri. Hazreti Mevlana'nın gene bir sözü, ma berai vasıl kerren amedi, ne berai fasıl kerren amedi. Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için gelmedik. Ben peygamberin şu sözünden çok çok etkileniyorum. İslam 73 fırkadır, 72'si bölünecektir. Bölünmeyen ve farklılıkları birleştiren tek fırka, fırka-i naciyedir, onlar da bendendir buyuruyor. Demek ki bu anlayış Anadolu'da var. Yani Anadolu sürekli fokur 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 diyen ve farklı kavimlerin, anlayışların pişirilerek bir araya getirildiği bir toplum haline geliyor. 7. yüzyılda ve 13. yüzyılda oluşan bu yapı bugün bize büyük bir mirastır. Bunun değerini iyi bilmek ve iyi anlamak lazım ki farklılıkların bir arada cem etmesi, yani Allah camiül ezdattır dedik. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin son derece önemli bir tanımı. Allah varlık halk etmiştir. Bu halkın zıtların birliği olarak bir arada yaşamasının koşullarını, yasasını iyi görmek lazım. Zıtlar birbirlerini yok etmek üzere değil, Rablerine bağlı olarak yasalarını koyarak, yasa üzerinden kendilerini cami etmeleri, yani cem etmeleri gerekmektedir. Anadolu bunu 13. yüzyılda gerçekleştirmiştir. Ve mirası da Hazreti Peygamber'den almışlardır. Tasavvuf anlayışı budur. Kâbetil uşşak bâşet in makam her kinâkis âmet inca şot tamam. Rivayete göre Hazreti Mevlana'nın türbesinin girişinde tam türbenin üzerinde yazar Farsça bir beyit der ki burası aşıklar kıblegahıdır. Buraya noksan gelen tamamlanarak gider. Bu sultanlar gittikçe daha da popüler olacaklar çünkü onlar diriler. Dirinin ilmi ölmez. Dirinin ilmi diriye tesir eder. Siz dirildiğiniz ölçüde o ilmin üzerinizde tesirinin arttığını görüyorsunuz. Ölüyken bile bizi diriltiyor, diriyken daha da diri hale getiriliyor. Buradaki dirilikten kastetin ne olduğunu da söylemek isterim. İdraktır. İdrakimiz arttığı her an daha çok hayattayız demektir. Dolayısıyla idrak arttıkça onlarla irtibat da artıyor. Hazreti Mevlana gibi ariflerin mezarlarının dahi bugün fazla ziyaretçi alıyor olması
aslında insanların hala o ölümsüzlük şarabını ne kadar metfun olduklarını gösteriyor. Hazreti Mevlana'yı tanımak da çok önemli. Gene onun bir sözünü söyleyeyim. Diyor ki, Bade ez vefatıma, kabrima der zemin necu, kulubu arifan, kulubu aşikan becu. Bizim vefatımızdan sonra bizim kabrimizi toprakta aramayın. Bizi sevenlerin, bize aşıkların kalplerinde arayın. Şimdi Mevlana Hazretleri'ne dünyanın her yerinden insan geliyor, ziyaret ediyor. Ve benim de tanıdığım çok şeyler var. Batılı, Mevlevi insanlar var. Ve kendileri soruyorum. Gelir gelmez hemen Konya gidiyorsunuz, Mevlana Hazretleri'ni ziyaret ediyorsunuz değil mi diyorum. Evet diyorlar. Her sene yapıyoruz bunu diyor. E dedim orada değil ki. Nasıl diyorlar. Kendisi söylüyor. Benim kabrimi yerde aramayın. Benim kabrimi ariflerin gönlünde arayın. O zaman geldiğiniz zaman gidip arifleri bulun. O aşkı, o muhabbeti şimdi zevk eden insanları bulun. Onlarda Mevlana'yı ziyaret edebilirsiniz. Evrensellik, en temel insani oluş mertebesini yakalamış olan ariflerin sözleri ölümsüz sözlerdir. Her kıtada, her coğrafyada karşılığını bulur, yansımasını bulur. Cazibe noktası olmalarının sebebi ise, aynı şeyi tekrar tekrar ölünceye kadar söyleyeceğim. Muhabbet neşrettikleri için muhabbet alıyorlar. Ben sokakta Andon amcanın, Andon amca ama, Andon amcanın filesini taşımaya yardım etmedim diye büyük babamdan azar işittim. Ben kendi ailemden örnek vereyim. Benim dedem, babamın babası Libya asıllı. Babaannem Arnavut. Anneannem Çerkez. Ve annemin babası da Bulgaristan göçmeni bir Türk. Görüyorsunuz ki ben kendi ailemde bile ne kadar farklılıkların birleştiği bir yapıya sahip. Komşuluk münasebetleri Hazreti Peygamber'in gösterdiği üzere. Bakın, Müslüman komşusu aç olduğu halde tok yatan bizden değildir demiyor Efendimiz. Komşusu aç oldu. Kim olursa olsun komşun. Komşun, bitti. Bu bakış açılarının gelmesi hakikaten 13. yüzyılda Anadolu üzerinde çok büyük bir tesir yaratmıştır. Çünkü bu kavramlar üzerinde oynar. Abes kalkar, çirkin kalkar, kötü kalkar, yanlış kalkar. Mevlana Hazretleri'nde son noktayı koyan o sonsuz hoşgörü bu anlayışın neticesidir. Toplumumuzun anaokulundan üniversite sonuna kadar gençlerinin bu zatların fikirlerinin, felsefelerinin, görüşlerinin üzerinde çalışmalar yaparak, tezler yaparak, sanat eserleri ortaya koyarak yoğrulmasının toplumsal barış ve insan kalitemizin yükseltilmesi anlamında çok önemli rolleri olacağı kanaatindeyim. Bu bahsettiğimiz konumuzun mihenk taşları olan zevat-ı kiram, buradaki insanlara mükellefiyetlerinden bahsetmediler. Muhabbetlerinden bahsettiler. Esas mesele işte o. Sevgiden, kainatın yaratılış sebebi olan sevgiden bahsettiler. Sevgi gösterdiler. Sevmeyi öğrettiler. Sevgilerini ısrar ettiler. Ve sevgi, yani muhabbet, mutlaka karşılıklı olur. Dünya bugün zulmün içindedir, şefkat yok. Benim altını çizmek istediğim şey bu. En çok buna ihtiyacımız var. Yani herkes tumturaklı laflar edebilir. Geçmişten bir yıl sözler edebilir. Ama bunların bir anlamı yok. Hayata geçiren onu şefkat. Ve eylemlerimizde görmeliyiz bunu. Dilimizle değil de eylemlerimizde görmeliyiz. Biz cüzüz, külle doğru ulaşmazsak mutlu olamayız. Cüz cüzle meşgul olursa mutluluk katiyen olamaz. Hakikatimize ve özümüze yönelmekle vazifeliyiz. Yaratılışımızın sebebi bu. İşte bunu yapabilmenin yolu o mutasavvıfları bugünün ilmiyle idrak etmekten geçer. İlmin tamamı hayata dair, insana dair ilmin tamamı şeydir, makbuldür ve her alim
pozitif bilimlerin alimleri de peygamberin şeyidir, mirasçılarıdır. İş döner dolaşır, muhabbeti Muhammediye'ye dayanır. Efendimiz'i saygı duyulacak bir kurum olmaktan çıkarmamız lazımdır. Biraz da sevgi. Efendimiz'i başımızın tacı olmaktan, yani vücudumuzun dışında tutmaktan artık tevakki edelim. Onu bir içimize sokmaya öğrenelim. O zaman bütün bu suallerin cevabı, içlerine soktukları için böyle oldular diye tek cümlede biter. Peki günümüz dünyası nasıl inşa edilmeli? Daha yaşanılır, sevgi ve şefkat içeren bir dünya nasıl oluşturulabilir? İbnül Arabi'de ilahi bilinç, ayan-ı sabite olarak ortaya konulur ve bu bilinç üst alemden görünür dünyaya doğru yaşamı oluşturur. Günümüz modern dünyanın inşası iktisadi çıkarlar temelinde oluşturulan siyaset, onun üzerine oluşturulan bir hukuk sistemi, onun üzerine oturtulan çıkarlara dayalı bir değerler silsilesi, onun bilgi kuramı yani epistemolojisi, ona uygun da bir ontolojik zorlama anlatımı vardır. Halbuki ilahi bilinç öyle demiyor. Ontoloji üzerine epistemolojiyi, onun üzerine değerleri, onun üzerine hukuku, onun üzerine siyaseti, onun üzerine iktisadi yaşamı inşa ederler. Ve Anadolu insanını bu temelli bir şekilde yetiştirirler. Hak'tan halka doğru bir seyranı vardır. Zülkarneyn çift boynuzlu demek, dünya ve ahiret. Hızır ahireti, Musa dünyayı düzene getiren peygamberliktir. Ve o zaman Zülkarneyn'de bu tevhid olur. O zaman Hazreti Zülkarneyn için Kur'an-ı Kerim söylüyor, o doğunun da batının da Rabbiydi, efendisiydi. Doğu maneviyatı, iç dünyayı, batı batan nesneyi, malzemeyi, dış dünyayı, materyayı anlatır. Dolayısıyla doğunun ve batının, için ve dışın, mananın ve maddenin dengelenmesi gerektiğini, tevhid edilmesi gerektiğini söyler. İşte bu anlayış, Zülkarneyn anlayışı bugünün en büyük ihtiyacı. Çünkü halen Hızır'la Musa barışmış değil. Sefa geldiniz, sefa geldiniz. Olmadı, olmadı.